Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Başın sağ olsun Yazmış. Çok sağ olun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selam ablam Yazmış. Selam abla, hoş geldin. Selam Sakarya'dan Bülent Bey yazmış. Aleyküm selam. İyi akşamlar Bülent Bey. Nasılsın yazmış. Çok kötüyüm arkadaşlar. Nasıl olayım işte. İyi günler. Nasılsın abi? İyi akşamlar abi. İyi geceler. Sabun dilerim Bülent. Çok kötüyüm arkadaşlar. Nasıl olayım? Gecem, gündüzüm, bütün her şeyim. Hiçbir şeyim yok. Buna hamdolsun, buna şükürler olsun. Tabii biz inançlı insanlarız. Bülent, başın sağ olsun Bülent kardeşim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eve koyasamıyorum arkadaşlar. Canlı yayın yapayım dedim. Dışarıda Kamalya'da oturuyorum şu anda. Allah razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınıma. Bildiğiniz gibi işte ilaçlarından duruyorum arkadaşlar. Yoksa ilaçsız bir adım dahi atamıyorum. Ondan sonra ilaçlar biraz iyi geliyor, acı unutturuyor. Ama içimden annemin şeyi çıkmıyor. Biraz acısı gidiyor. Ondan sonra tekrardan 5-6 saat sonra acısı tekrardan geliyor. Tekrardan ilaç çat, tekrardan uyu. Tekrardan ilaç çat, tekrardan uyu. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım nasıl olacak, nasıl biteceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Annem koronavirüsten gitti arkadaşlar. Covid-19'dan vefat etti. Annem entübe oldu. O yüzden arkadaşlar günden güne acım azalır diyorum. Günden güne acım çoğalıyor arkadaşlar. Hani insanın 40 mum yanarmış ya kalbinde. Benim 40 değil. Dünyanın mumu yanıyor. Her mum günden güne sönermiş ya. Benim hiçbir mum sönmüyor arkadaşlar. Daha çok acım tazeleniyor. Daha çok, daha çok, daha çok. Ben de anlamış değilim. Anlayamıyorum. Anneme çok düşkündüm. Annem o kadar düşkündüm ki. Yani Rabbimden çok sevmedim annemi. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Rabbimden çok sevmedim annemi. İlk önce Rabbim, sonra annemdi. O yüzden bilmiyorum arkadaşlar. Allah'ım sabır versin. Allah herkese hayırlı evlat versin. İlk başta en önemlisi o. Ben anneciğime kuşlar gibi baktım. Bir dediğini iki etmedim. Güler yüzünü, gözünden ne isteyeceğini, gözümünden ne isteyeceğini, dudağı açılmadan ne isteyeceğini bilirdim ben annemin. Ben öyle o şekil baktım anneme arkadaşlar. Hastaneler can ver anneme. Hep bakıyorum. Ne diyeceğini anlardım yani. O yüzden nereye gitsem, gezsem, dolaşsam, ondan sonra ne bileyim, cenazemiz oldu, mevlidimiz olurdu. Hep ondan giderdim. Aşkımdı benim, bir tanemdi, canımdı, sevdamdı. Her şeyimdi arkadaşlar. O yüzden çok kötüyüm yani. Nasıl olduğumu ben de bilmiyorum. Allah'ım herkese sabır versin. Rabbim herkese sabır versin. Sadece benim annem vefat etmiyor. Bütün herkesin ailesi vefat ediyor. Bu virüsten herkes gitti arkadaşlar. Yani o yüzden kendinize çok dikkat edin. Evden dışarıya çıkmayın. Annemin yaşadıklarını görseydiniz, ömrü boyunuzda o evinizden dahi çıkmazsınız. Yani benim acım bitmiyor arkadaşlar. Benim acım geçmiyor arkadaşlar. Ne olacak? Ne bitecek? Anlamış değilim. Benim sonum ne olacak? Tabii ki Rabbim bilir. O kimse bilemez. Ben bile kendimden şüpheliyim arkadaşlar. Yani anlayamıyorum, konuşamıyorum. Sabah kalksam annem, akşam yatsam annem, yemek yesem annem. Aklımdan çıkmıyor arkadaşlarım, çıkmıyor. Hiçbir zamanda çıkmayacak annem. Mekanı durağı cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e
Şey desin Rabbim. Rabbim günahları varsa affeylesin inşallah. Ah arkadaşlar. İçim geçmiyor. İçim geçmiyor. Annemin cenazesinde morgun orada bayılmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Demirin üstüne düşmüşüm bayıldığımda. Şuramda bir şey kaldı. Buramda soluk aldırıp verdirmiyor. Şuramda sırtıma doğru demirin üstüne düşmüşüm bayıldığımda. Nereye düştüm, nereye gittim orasını da bilmiyorum. Hemen koşmuşlar gelmişler yanıma. O yüzden arkadaşlar şuram böğrüm çok acıyor. Hiç soluk aldırmıyor beni. Haplar mı yapıyor orasını da bilemiyorum ama şuramda yara var yani arkadaşlar. Sırtımın üst tarafında yara var. Ben de anlamış değilim işte arkadaşlar. Siz nasıl anlarsınız? Ben de öyle anlayayım işte. Allah yar ve yardımcımız olsun herkesin. İnşallah anlam bu acımız da gitsin. Kalbimden. Çünkü hiç gecem gündüzüm yok. Arkadaşlar. Hiç. Bu dünyada insanlar kalmıyor. Ben size onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu dünya yalan. Hiç iyi insan bu dünyada kalmıyor. Bunu söyleyeyim. Rabbim de çünkü ailesinden daha çok seviyor kullarını. O yüzden erken alıyor. Ben size bunu söyleyeyim. Babam gitti 46-45 yaşında. Abla, ondan sonra annem gitti 56 yaşında. Biz kaldık işte. Ben de 30 yaşındayım. Sedat da 28 yaşında. 56 yaşındaydı annem. Babam da 46 yaşındaydı. Böyle bir arkadaşlar. Yalan dünyadayız. Ağla ama hap yutma Bülent. Çok kötüyüm arkadaşlar. Sakinleştirici duruyorum. Duramıyorum. Duramıyorum. Şimdi bana deseniz ki, şimdi bana git mezarlıkta annenin yanına gidebilir misin Bülent deseniz. Yemin ederim şu anda annemin yanında yatarım bile. Hiç o kadar ben size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ölümün yüzü soğuk ol derler ya. Bazı cenazelerden çok korkardım. Bazı demeyeyim hep cenazeden korkardım. Allah biliyor bunu. Yalan konuşmaya da şeyim yok. Rabbim biliyor. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Allah şahidim olsun. Annemin cenazesinden hiç korkmadım arkadaşlarım. Hiç Allah'ım o kadar evde durdum. Tek başıma da durdum. Hiç korkmadım arkadaşlarım. Dışarıya çıktım. Bak şu anda dışarıdayım. Hiçbir şey dahi korkmuyorum annemden. Annem bildiğiniz uyuma vaziyetinde hiç öyle ölüm bir yüzü bile yoktu. Bülent annemin fotoğraflarını görseniz bana dersiniz ki Bülent annemde ölüm yüzü yok dersiniz arkadaşlar. Anlatabildim mi? O şekildeydi annem. O şekildeydi arkadaşlar. Kesinlikle ölüm yüzü yoktu annemde. Hiç de korkmadım annemden. Şu anda deseniz ki Bülent mezarına git yanında yat. Yemin ederim yanında yatarım arkadaşlar. Yatarım arkadaşlarım. Hiç korkmam yani. İçim yanıyor ki. Ne biçim yanıyor? Yere göğe sığamıyorum. Saray olsa saraya sığamıyorum. Hiçbir yere sığamıyorum arkadaşlar. Covid ben de geçirdim arkadaşlarım. Onu söyleyeyim başta. Eski sağlığım yok. Bir kere bunu söyleyeyim. Covid geçiren insanların eski sağlığı yok. Bunu ben baştan söyleyeyim. Çok zayıfladım. 15-20 kilo verdim. Buradan ayrı söyleyeyim hepinize. Ondan sonra Covid ilk ben oldum. 6 gün sonra annem oldu. Annem negatif çıktı ama annemle hiç temas etmedik arkadaşlar. Ben üst katta durdum. Ondan sonra annem alt katta durdu. Ama onları hiç geçirmedik. Ondan sonra ben yukarıdaydım. Bir gün ateşlenmem, öksürüğüm bir gün sürdü. Ondan sonra bir gün sürdükten sonra başka günde başka şey olmadı. Ondan istersen yap Sedat kahve. Ondan sonra Sedat istersen kahve yap diyor. Ondan sonra arkadaşlar aynı bu şekilde olunca bir gün falan benim ateşlenmem falan sürdü. Ondan sonra ne yapayım ne yapayım derken işte ondan sonra 6 gün 7 gün sonra annem hastalandı. Annem ille şey ettiler. Çok zayıfladım. Eski sağlığım yerinde değil. Evsizlik gibi nefes alamıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Ben hastanede yatmadım. Evde geçirdim hastalığımı arkadaşlar. Çok zor bir şey. Allah'ım Rabbim kimsenin başına vermesin. Ben evimde geçirdim Covid'i.
Ondan sonra COVID evinden geçince Allah razı olsun hemşehriler, doktorlar devamlı aradılar. Aile hekimlerimiz devamlı aradı. Her gün yani günde iki defa aile hekimimiz doktor bey bizi devamlı aradı. Bülent Bey nasılsınız? Bülent Bey durumunuz nasıl? Ondan sonra halim yoksa bana ilaç yazdı. Şu halim yoksa bunu yaptı. Evde benim devamlı kontrol altındaydım. Ondan sonra kontrol altında olunca boğazıma devamlı yemeye çalıştım. Çok şeyler yedim. Meyveler yedim. Ama iştahım yok. Solla yiyorum arkadaşlar. Çünkü güçlenmem lazım. Virüs benimle savaşıyor resmen. Anlatabildim mi? Virüs benimle savaşıyor. Nefesimi kesti. Ondan sonra ateş geldi. Öksürük bir yandan. Yani anlatabildim mi? Yani bu şekilde nefesinizi kesiyor arkadaşlar. İç organlarınızla da savaşıyor. Bol bol su tükettim. Bol bol su tükettim. Suyu da içemesem de zorla içtim arkadaşlar. Devamlı uyku yaptı. Ama ben uyumadım. Devamlı meyveler yedim. Devamlı sular içtim. Ondan sonra portakalı çok tükettim. Kiviyi çok tükettim. Ondan sonra elmayı çok tükettim. C vitamini, D vitaminini çok tükettim. Ondan sonra doktor yazdı C vitamini. Çinkoyu çok tükettim. Allah'ın izniyle ben atlattım. Ama nasıl atlattım? Şimdi Bülent, eski nefesin kadar nefes alabiliyorsunuz mu diye sorarsanız eski nefesim yok arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. Eskiden çok güzel nefes alırdım. Yani Allah nefesimi kesmesin. Çok güzel nefes alırdım. Şimdi biraz nefes almam zorlanıyor. Buradan ağrı belirteyim onu da. Allah'ın bildiğini buradan saklayamam. Biraz nefes almam sıkışıyor. Eski sağlığım yok gibi. Ondan sonra doktora da gitmedim. Bir yere de gitmedim. Hani korona olduktan sonra bir göğüs doktoruna gözük dediler. O zaman sonra annemin hastalığı çıktı. Ondan sonra hiçbir yere gitmedim. Sizin anlayacağınız arkadaşlar. Ondan sonra işte çok geçmiş olsun. Ondan sonra neyse anneme çıktı. Ondan sonra ondan sonra aynı bu şekilde arkadaşlar. Kötü yorum yazan arkadaşlarımı Allah'a havale ediyorum. Kötü yorumlar yazmayın lütfen. O yüzden arkadaşlar kötü yorumu olanları lütfen şey yapın yani. Ben kötü yorum falan çekecek durumum yok. Siz gibi finger oynayacak halim de yok. Anlatabildiniz mi yani? Kötü yorumunuzu kendinize saklayın. Çünkü ben sizin gibi kalbi bozuk insanlar değilim. Ondan sonra ölüm var. Allah var. Bir insanız korkun da ondan sonra laf yapmayın. Anlatabildim mi? Ömrün körünü anlatıyorum. Gözün körümü dinleme. Çık. Ne işin var? Allah Allah. Ondan sonra arkadaşlar ya böyle insanlara sinir oluyorum. Var ya kriz geçiriyorum resmen. Anlatabildim mi? Yani sen benim ne çektiğimi nereden biliyorsun? Edepsiz. Ondan sonra senin yayınımı gir de izle mi diyorum. Çıkıver yayınımdan gözün kör mü? Ne işin var benim yayınımda? Yani böyle bizim bir lafımız vardır. Bir tarlaya salatalık ekersin, erisi de çıkar. Doğrusu da yani insanların da eğrisi daha kötü demek ki. Ben bunu anlıyorum. Yani terbiyesiz insan. Senin yayınımda ne işin var? Ne dinliyorsun? Örün körün dinle yaz. Benim edebim bozuyorlar işte arkadaşlar bunlar ya. Zaten ben kafam iyi değil. Ben ne konuştuğumu bilmiyorum. Beni konuşturma fazla. Allah Allah, terbiyesiz insan. Yani sen ölmezsin, dünyaya gazok kakarsın böyle. Biz de senin giderken böyle okuruz, gazok kaktığın günleri görürüz. O yüzden arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle var ya depresyon geçiriyorum. Bazı ne edepsizlik ya çocuğun acısı. Yani böyle bir saygısızlar. Burada anasına babasına bakmayan insanlar. Ondan sonra anasıyla babasıyla ilgilenmeyen insanlar buraya geçiyorlar. Grev yazıcıları işte. Sinirlenme dur. Edepsiz ya bunlar. Yani bunlar edepsiz. Sen madem orada yazında ne konuşuyorsun diyorsun. Gözün körümü dinle. Ondan sonra kendi şey yap. Bak ben ne konuştuğumu bilmiyorum. Ben haplarla duruyorum tamam mı? Dengesiz insan. Anlatabildim mi? Edabımı bozma benim. Benim senin seviyene inmezdim de. O yüzden yani kafam iyi değil. Aynı bu şekilde. Yani takma kafana. Aman hiçbir şey demiyorum. Neyse ben anlatayım. Edepsiz insanlar boş ya. Böyle edeplerinden gelirler. İşte ortalığı karıştırırlar giderler. Edepsiz insan onlar çünkü. Ondan sonra arkadaşlar virüsümü geçirdim ben.
Ondan sonra dedik ki annemle bir öksürük başladı. Ama bir öksürüyor ki annem karnı çıkacak gibi yerinden okur 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 okur. Ondan sonra neyse bununla gidiyorum dedi. Annem aşağıda çok fenalaşmış. Ben cama çıktım. Bana haber vermediler. Nereye gidiyorsunuz dedim. Ondan sonra annem dedi ki şöyle dedi gezip geleceğiz dedi bana böyle. Aynı bu şekilde. Sedat diyor ki abi diyor arabaya bindim diyor. Arabaya binmeden önce annem sana iyi yüzünü gösterdi diyor. Kadın aşağıda ölüyordu diyor. Yani hani öksürükte. Ondan sonra sana iyi yüzünü gösterdi diyor. Allah 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 Allah. Ondan sonra neyse gittiler arabaya binince diyor. Annem yine bir fenalaştı diyor. Öksürük devamlı, öksürük devamlı, öksürük devamlı. Hastaneye gittik diyor. Hastaneye gittikten sonra işte demişler ki hastaneye yatıp yatmayacağınız demişler. Biz de karar vereceğiz demişler. Ondan sonra şey değerlerine bakacaklarmış. İşte şu oksijen değerlerini anlayın arkadaşlar. Bakmışlar oksijen değerlerine. Oksijen değerleri çok düşük çıkmış. Tam oksijen değerleri nasıl konuşayım size? 80'lerde mi yalan konuşmayın. 78'lerde mi öyle bir şey mi? Çok düşük çıkmış. Ondan sonra hemen bunu hava takıyorlar. Servis alıyorlar. Telefon yanında annemin. Tabii ki geldi telefon. Devamlı arıyoruz. Görüntülü arıyoruz. Konuşuyoruz. Ondan sonra sohbet ediyoruz. Anne ne zaman geleceksin? Bilmem şu zaman. Bilmem bu zaman. Ondan sonra bir halim bahçeye soğan aldım dedim. Onları dikeyim. Sen gelmeden yaşarsın. Girsin dedim. Aynı bu şekilde. Annem dedi ki ben gelmeden oğlum hiçbir şey dikme dedi. Böyle dedi. Gelince beraber dikeriz dedi. Tamam anne dedim. Seni mi kıracağım dedi. Ondan sonra neyse bugün böyle eve geliyor. Aman şey bana tekrardan telefon açıyor. Servisteykinden anlatıyorum. Yoğun bakım anlatmıyorum. Ondan sonra servis anlatıyorum. Bugün beni aradı annem. Annemi ben aradım. O ondan sonra beni aradı. Bülent dedi. Ondan sonra beni dedi jandarma aradı dedi. Anne dedim jandarma seni niye arasın dedim. Ondan sonra Bülent dedi. Ben dedi bugün dedi bir jandarma aradı dedi. Ondan sonra ben de dedim ki anne dedim sen dedim jandarma niye arasın Allah aşkına dedim. Aynı bu şekilde ettim. Ondan sonra bilmiyorum dedi. Ondan sonra ben dedi jandarma dedi aradı. Ondan sonra virüsü nereden kaptınız nereden şey yaptınız diye. Aynı bu şekilde. Ondan sonra anne dedim onunla soru Allah dedim sen şeyini yapma dedim. Kafanı takma dedim. Boş ver dedim. Hiçbir şey dedim. Soru Allah dedim. Onunla jandarma demiş. Bilmiyorum nereden geçti. Köy karantinaya alındıydı bu köy arkadaşlar. Ondan sonra neyse ne yapalım ne yapalım. Ondan sonra annem dedi ki Allah'a şükür dedi geri doktorla konuştuk. Doktor çok iyi gidiyor dedi sevgili teyzenin dedi. Servisteki doktorunu konuşuyorum. Çok iyi gidiyor dedi ama oksijen değerleri bazen düşüyor dedi. Cumartesi pazar takip edemiyoruz dedim. Ondan pazartesi yine bakacağız. Tamam teşekkür ederiz doktor hanım falan filan. Ondan sonra neyse biz bir gün anneme kelle paça çorbası getireceğiz hastaneye. Kelle paça çorbası virüse çok iyi geliyor diyorlar. Ondan sonra kelle paça çorbası eritirken ondan sonra hem de Sedat annemi görüntülü arıyor. Görüntülü aradıktan sonra oğlum beni yoğun bakıma alıyorlar diye anne. Ondan sonra neyse annemi yoğun bakıma alıyorlar. Ve biz yoğun bakımın önüne gidiyoruz. Biz gelmeden almadılar. Şimdi Allah var. Ondan sonra biz yoğun bakımın önünde annemi gördük, konuştuk. Ondan sonra annem gülerek gitti yoğun bakıma. Sedyenden götürdü ama gülerek gitti. Annemin gözünden 4-5 tane damla geldi yoğun bakıma girerken. Korku var. Çünkü ölüm korkusu var. Her insanda olduğu gibi. Ondan sonra ne yapacağız, ne yapacağız? Allah'ım ne yapacağız? Allah'ım ne yapacağız? Allah'ım ne yapacağız? Ondan işte doktordan haber alıyoruz. Doktordan bilgi alıyoruz. Ondan sonra tam doktorlar net bir şey söylemiyor COVID hastalığı için. Burası yoğun bakım ne olacağı belli olmaz. İyi hastaya dahil iyi demiyorlar yani arkadaşlar. Bunu nerede söyleyeyim onda. Ona çünkü yoğun bakım. Ne olup olmayacağı belli olmuyor biliyorsunuz. Ondan sonra neyse biz işte tanıdıklarımız falan çevremizdeki insanları falan soktuk devreye. Hani sitüasyon değerleri çok güzel 93'lerde görünüyor. Ondan sonra kendi oksijen hani maskeli oksijen alıyorlar ya. Sitüasyon değerleri görünüyor dediler 90'larda 93'lerde. Ondan sonra yüzleri dahi bu sitüasyon değerleri arkadaşlar. Entübü olmadan önce bunlar. Normal maskenin hava veriyorlar. Şeyli hava, basınçlı hava veriyorlar. Neyse ay çok seviyoruz. Annem çıkacak, annem çıkacak, annem çıkacak. Biz burada bir temizlik yapıyoruz. Sedat da bir görmeniz lazım. Annem çıkınca bilmem şöyle bir yerden kapmasın. Bilmem şöyle iyi bakarız, bilmem böyle iyi bakarız. Ondan sonra annem bir gün doktor aradı beni.
Ondan sonra doktor aradı. Efendim doktor hanım dedim. Aynı bu şekilde. Anneniz dedi şeyi ret ediyor dedi, tedaviyi dedi. Neden annem ret ediyor tedaviyi dedim. Oksijeni taktırmıyor. Ben yoğun bakımdan çıkacağım diyor. Bülent'e söyleyin beni alsın buradan diyor diyor. Doktor hanım sizce ne yapalım? Alalım mı? Almayalım mı? Ben anlayamadım bu işi. Ondan sonra valla doktor karar vermedi. Hasta dedi iyi değil bak ben bunu size söyleyeyim dedi. Onu gerçekten. Ondan sonra neyse arkadaşlar. Ondan sonra aynı bu şekilde doktor hanıma dedim ki aman böyle bir şey dedim. Allah rızası için bir annemle görüşeyim ne olursunuz hani bir ikna ederim bilmem bir şey ederim falan filan. Ondan sonra illa Bülent beni çıkarsın, Bülent beni çıkarsın. Oradakilere bağırmış, çağırmış, illa beni çıkarsın. Ben burada öleceğim, beni buradan çıkarsın. Ondan sonra anneme ölüm korkusu sarmış arkadaşlar. Nasıl yoğun bakımda hani millet gibi ben de öleceğim korkusuna sarmış. İnsanın psikolojisi bozuluyor zaten yoğun bakıma gelince bir hastanın. Hani çünkü yanından cenazede de çıksa hani yanından COVID'den ölen insanla da aynı ben bu insanlar gibi öleceğim diye çoğu insanın psikolojisi bozuluyormuş yani. Hani yoğun bakımda yatan hastalar için söylüyorum. Çok insanın psikolojisi bozuluyormuş ve benim de annemin çok psikolojisi bozuldu arkadaşlar. Yani psikoloji bozan insan da fazla nefes almada zorlanıyor yani. Psikolojisi bozmaması lazım normalde. Biliyorsunuz da işte anlatmama gerek yok. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım. Ondan sonra anne dedim kendini dedim yorma dedim. Ondan sonra Allah aşkına bizim için dedim. Bak dedim annem dedim. Ne olsun bizim için idare et dedim. Ondan sonra oğlum dedi. Beni dedi buradan çıkar dedi. Allah aşkına beni buradan çıkar dedi. Allah'ını seversen dedi. Elim kolum bağlandı. Elim kolum bağlandı arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmedim. Allah'ım çıkarayım mı? Rabbim ferahlık veriyor. Annen hastanede iyi olacak. Allah'ım çıkarayım mı? Rabbim içime ferahlık veriyor. Annen hastanede iyi olacak. Ondan sonra Allah'ım ne yapayım, 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 ne yapayım derken ondan sonra bir cumartesi günü annemi saat 6:30'da annem kalp krizi geçiriyor. Stasyonları tam 60'a düşmüş arkadaşlar. 63'e stasyon değerleri, oksijen değerleri kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirisi diye entübe ediyorlar annemi. Doktorlar. Entübe ettikten sonra ondan sonra yine biz ümitliyiz. Çünkü Rabbime inancımız büyük. Yine Rabbimden umudumuzu kesmedik. Annem entübe oldu yine iyileşecek diye. Dualar okumadık mı? Yansı aman şeyler okumadık mı? Neler okumadık arkadaşlar? Annem iyi olacak. Allah'ım sana şükürler olsun. Çünkü çıkmayan canda her zaman için hayır vardır Rabbim. Senden umutluyuz Rabbim. Şöyle böyle ne biçim dualar arkadaşlar. Yani annem entübe oldu ondan dahil umutluyduk. Annem çıkacak umuduyla. Cumartesi günü saat 6:30'da kalp krizi geçiriyor. Ondan sonra kalp krizi geçiriyoruz diye entübe alıyorlar. Neyse entübeyi aldıktan sonra arkadaşlar. Annem entübeyi aldıktan sonra annemin bilinci gidiyor. Anlatabildim mi? Kanser hastalığı tetikliyor annemi. Ondan sonra annem küçük dişini yapamıyor arkadaşlar. Entübe olunca bir insan küçük dişini yapması lazımmış. Yani sonta vardı annemde. O sontayı yapması lazımmış arkadaşlar. Küçük çiş gelmeyince çok tehlikeliymiş. Nasıl bir şeyse ben bilmiyorum. Ondan sonra entübe olduktan sonra pazar cumartesi günü saat 6:30'da oldu. Pazartesi günü annem saat 10'u 15 geçe Hakk'ın rahmetine kavuştu arkadaşlar. 2 gün entübede durdu. Pazartesi günü saat 10'u 15 geçe Hakk'ın rahmetine kavuştu. Aynı bu şekilde oldu arkadaşlar. Ondan sonra yapacak bir şeyimiz yok. Doktorumuz çıktı. Başınız sağ olsun. Hastamızı kaybettik. İkinci kalp krizini geçirmiş yine arkadaşlar. Hani birinci kapalı olan insan tekrardan entübe ekinen bile yine kalp krizi geçirmiş. İkinci kalp krizini. Anlatabildim mi? İkinci kalp krizini geçiriyor ve orada Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ondan sonra doktor hanım bizi yukarı çağırdı. Herhalde dedim annem kurtuldu Allah'ım. Sana şükürler olsun. O asansörden çıkıyorsun. Asansörü veren beklemeyen yürüyerek aldınca kadar merdivenle çıkıyorsun. Hani doktor çağırınca bir umut var. Sanki annem iyileşti diye.
Oysa bize doktor telefonda dememiş hastanızı kaybettik diye. Yanına gidince hastayı kaybettik demiş arkadaşlar. Ama biz Sedat'la bir gidiyoruz böyle. Sevinçli sevinçli. Annem ara şey dedim. Annem herhalde iyileşti. Allah'ım doktor çağırdığına göre dedim. Allah'ım böyle Allah'ım şöyle. Yokaya çıktık. Annemizi nasıl yoğun bakıma soktuysak 6. katta beraber 6. kattan Sedat'la ikimiz tekrardan annemi cenazesini alıp morgu indirdik arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ondan sonra anneme dedik mi Sedat ilk önce kardeşim Sedat şöyle ağlıyoruz. Annemin üstüne doğru elini sürdü. Annemi şey yapmışlar, çarşaf örtmüşler üstüne. Elini şöyle üstüne doğru sürdü arkadaşlar. Hasta bakıcından aşağı morgu iletiyoruz. Sedat orada bir ceyran çarptı anneme. Size yemin ederim inanamazsınız. Sedat'a elini sürdürmedi Rabbim. Resmen ceyran çarptı annemi. Aman Sedat'ı. Resmen ceyran çarptı. Şöyle hani dokunulsun şeyin üstüne çarşaf örtmüşler. Onun üstüne dokunduk şöyle annemi sıvazlıyoruz. Derken Sedat'a bir ceyran çarptı. Ne biçim? Allah 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 dedik. Ondan sonra hasta bakıcıya sordum. Abi bu ceyran niye çarpıyor dedim yani. Ne ben anlayamadım niye Rabbim demek ki arkadaşlar size de hastalık geçmesin diye bizi annemizin elini sürdürttü. Neyse Sedat öyle etti deyince ben de tekrardan annem şöyle sıvazlayın dedim. Şeyinden aşağı hani kafasını aşağı şöyle sıvazlayın. Anam deyisi arkadaşlar tam o çarşafın annemin çarşafını göremiyoruz yüzünü çarşaf kapalı. Ondan sonra o çarşafın üstüne tam ben de dokunurken benim elektrik çarpsın mı? Anneme ben de dokunamadım. Yani size yemin ederim hiç böyle bir şey inanın böyle şey ne gördüm ne duydum. Yemin ederim kardeşimle ikimiz de ceylan çarptı. Anneme dokunamadık arkadaşlar. Anlatabildim mi? Sesim iyi geliyor mu? Net geliyor mu arkadaşlar? Sesim net geliyor mu arkadaşlar? Annemle bir sene annemin cenazesine dokunamadık. Allah şahidim olsun. Size yalan konuşursam. Biz de cenazesini sürdürmedi arkadaşlar. Cenazesinde elini sürdürmedi anne. İkimiz de Sedat'ta ikimizi ceyran çarptı. Hani annemin üstüne şöyle nasıl sıvazlarız şöyle yaparız ya. Bir insanı şöyle yaparız ya. Anne ilk önce Sedat yaptı ceyran çarptı. Dur bakayım ben de seveyim annemi şöyle okşayayım derken tam yüzün elimi değdirirken hiç parmağım değmeden şu parmağım böyle yaptık arkadaşlar. Allah şahidim olsun. Cenazesine elimizi süremedik. Ondan sonra hiçbir şey elini süremedik. Geriden ağrı gösterdiler. Böyle arkadaşlar. Hani elektrik şok da yapmışlar. Ondan da olabilir arkadaşlar. Hani şok veriyorlar elektrik. O yüzden de olabilir. Doğru konuşuyorsunuz. Ama Rabbimiz elinize sürdürmedi. Çünkü Covid'li yerden çıktı arkadaşlar. O yüzden de belki de olabilir. Rabbim bileceği iş. Çünkü Rabbim ne dersin biz bilemeyiz arkadaşlar. Neyse cenazeyi aşağı ilettik yıkıyoruz ama siz beni görseniz arkadaşlar bir görseniz beni bir görseniz bir görseniz bir görseniz beni kardeşim bir görseniz anam gitti arkadaşlar bir yanım gitti anlatabildim mi? Ondan sonra bir yanım gitti resmen bir yanım gitti. Ondan sonra cenazesini yıkadık. Resmen böyle yatıyordu. Uyurdu. Hiç korkunç bir tarafı yoktu arkadaşlar. Ha, bir de annem beyin kanaması geçirmiş. Ondan sonra beyin kanaması da geçirmiş. Ondan sonra neyse böyle ettiler. Allah kanı kanı rahmet eylesin. El ettik. Cenazesini gömdük. Emmi siz gelin bana sorun. Ondan sonra 3 saat annemin cenazesini morga koyduk. 3 saat morgda durdu. Morga sokman dedi ana. Vasiyete vardı. Bülent oğlum beni morga sokma. Çok korkuyorum morgdan derdi. Ondan sonra orada dedim aklım başıma geldi. Anam dedim morga girmek istemez dedim. Ondan sonra hani annem virüs yoğun bakımdan çıkınca cenazeyi orada gibi hani eletip de bekletmeyle mecbur morga sokmak zorundaymışız arkadaşlar. Morga sokma oğlum beni derdi. Ondan sonra ne yapayım Allah'ım annem morga sokma cinde elimden geleni yaptım hem arkadaşlar mecbur Covid olduğu için morga girecek saatinde eleteceğiz saatine bir saat kala çıkacağız diyorlar. Çünkü öyleymiş Covid'li insanı göndermiyorlarmış. Neyse o da tamam dedik ona tamam dedik buna tamam dedik şuna tamam dedik buna tamam dedik.
Ondan sonra herkesin cenaze arabası kapalı geliyor arkadaşlar. Annem burada çok daraldım. Bensiz dadaya gitme oğlum derdi. Beraber gideriz ben çıkınca derdi. Ondan sonra anamı herkese transit geliyor. Kapalı transitle hani cenaze arabaları. Anneme açık cenaze arabası geldi arkadaşlar. Annem havalana 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 dadaya doğru gitti arkadaşlar. Yani bir insanın bu kadar isteği, bu kadar arzusu Rabbim bütün arzularını, dileklerini kabul etti. Çünkü dadaya velen giderken cam açardı. Havalanı havalanı böyle çam kokusu gelsin diye. Başkalarına transit gidekinen, başkalarına transit arabası gidekinen ben de şaşırdım. Niye transit gelmedi? Cenaze arabası kapalı transitler var ya arkadaşlar. Neyse anneme açık cenaze arabası gelmiş. Böyle şey yapa 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 annem havalanı 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 gitti arkadaşlar. Yani bütün annem derdi Rabbim el ayağı düşüme. Rabbim vaktim gelince canım al Rabbim el ayağı düşüme derdi. Rabbim el ayağı düşüme de arkadaşlar. Sadece cumartesi günü 6.30'dan pazartesi 10-15 geçeye kadar 2 gün annemi uyuttu Rabbim. Annemin çektiği 2 gün o oldu. Rabbim anneme çektirmedi. Hep böyle dua ederdi arkadaşlar. Rabbim bana çektirme. Rabbim beni ele ayağa düşürme. Her şeyin doğrusunu sen bilirsin Rabbim. Ama benim senden en çok arzum bu derdi. Yemin ederim Rabbim de annemi kimseye eline avucuna düşürmeden Rabbim yanına aldı. Demek ki Rabbime asla isyan etmiyorum. Ben çok inançlı bir insanım. Asla Rabbime karşı şey yapmıyorum. Hani çünkü Rabbim bizden daha çok seviyormuş arkadaşlar. Ben nasıl annemi seviyorsam Rabbim de çünkü çok seviyormuş. Çünkü çok sevdiği kullarını erkenden yanına alırmış Rabbim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani ben tabii bana hocam oldum Bülent derseniz ben hoca falan değilim arkadaşlar. Ben hocalardan duyduklarımı size söylüyorum. Yalan mıdır, dolan mıdır ben burasını bilemem. Ben size onu söyleyeyim. Annem bazı arkadaşlarımız çok demiş. Annem Bülent çok yaşattın. Ondan sonra aynı bu şekilde yaptım falan. Evet arkadaşlar annemi yaşattım ama annem bizi besle annem bizi doğurduktan sonra annem bize de çok baktı arkadaşlarım. Bizim için çalıştı, çabaladı. Gece demedi, gündüz demedi. Annemin sırtı yorgan görmedi. Anlatabildim mi? O yüzden çok çekti. Annemi ben bildim bileli hiçbir zaman annemin hastalığı bitmedi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Kanser oldu, kanından yağlar alındı. Ondan sonra hiçbir hastalığı bitmedi annemin. O yüzden hiçbir bu dünyada gülmedin anam dedim. Öbür dünyada olsun Rabbim senin yüzünü güldürsün diye öyle dua ettim. Bazı arkadaşlar demiş ki ben çok yaşattın. Evet baktım. Çünkü beni 9 ay karnında taşıdı. Beni çünkü daima annem benim ne bileyim sana arkadaşlar. Her şeyimdi ya. Nasıl anlatayım size her şeyimdi. Bu hapları kullanıyorum. Bu haplar beni ağlatmıyor. Bu haplar beni kedenlendiriyor, unutturuyor, acı veriyor. Ben hiçbir şey anlayamıyorum arkadaşlar. Salak oldum ben resmen. Mal gibiyim şu anda. Bir insan nereye dese var ya böyle arkasına gidecek kadar böyle salak bir insan oldum yani. Anlatabildim mi? O kadar salak bir insan oldum. Yani birisi bir şey diyor. Ondan sonra duyan kulaklarım bile duymaz oldu arkadaşlar. Anlatabildim mi? Tekrar söyledi yani. Hızlı konuştuğu halde kulaklarım dahi duymaz oldu. Size yemin ederim. Rabbim benim durumumu kimseye düşürmesin arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Kim kime kaldı? Kim duma kaldı? Bir kardeşim, bir ben. Kim kaldık arkadaşlar? Bir kardeşim, bir ben kaldı şu yalan dünyada. Allah'ım herkese hayırlı evlat versin. İlk başta su. Ben anneme çok güzel baktım arkadaşlar. Tabii Rabbim bilir orasını. Orasını Rabbim bilir. Ama ben çok eminim kendimden. Anneme çok güzel baktım. O kadar güzel baktım ki. Yani ben size ne diyorum? Onun gözlerinden anlardım bana ne demek istediğini. Anlatabildiniz mi arkadaşlar? Mesela toplumda olsun. Annemin gözlerinden bana ne demek istediğini anlardım. Hani toplumda yan yana gelince kimse konuşamaz. Annem bana bir bakınca kalkalım ya da kalkmayalım dediğini anlardım. Ya da annem bana gözlerime bakınca ben annemin ne dediğini anlardım. Anlatabildim mi arkadaşlar? O kadar annemin üstüne düşkün bir insandım. Anlatabildim mi? Dakikasıyla anlardım. Ondan sonra böyle bir arkadaşlar. Bizim de kaderimiz böyleymiş. Bunu yaşayacağız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Annesizliği
Erken yani daha erken annesini tanımayan insanlar var. Hani genç yaşta çocuk beşikte anne söylüyor. Rabbim sabır versin. Ben 30 yaşıma girdim. Anneliği tattım. Hepimiz oraya gideceğiz. Yani bilemiyorum mu arkadaşlar. Hepimiz oraya gideceğiz. Ne yarın gideriz, ne bir gün gideriz, ne 6 ay sonra gideriz. Atıyorum ne bir sene, ne 9 sene, ne 10 sene sonra. Muhakkak gideceğiz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bizim yerimiz burası değil. Muhakkak gideceğiz. Ondan sonra yani o duyguyu tadamayan insanlar var, evlatlar var. Yetim kalan çok çocuk var arkadaşlar. Ben yine anneliği tattım. Annem bana her şeyi öğretti. Nasıl öğretti? Saygıyı, sevgiyi, merhameti, her şeyi arkadaşlar. O çocuklara öğretemeyen yetimler de var. Anneleri erken yaşta giden yetimler de var. Böyle bir arkadaşlar. Böyle gitti işte sevgi teyzeniz. Bası bası ben derdi size. Bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Bası bası ben arkadaşlarım. Hepinize dua ederdi. Hiç böyle kötü bir niyeti yoktu kimseye karşı. Hiç kötü bir niyeti yoktu. Ben labirent derdi. Şuna YouTube açtığımız iyi oldu. Çok güzel insanlarla tanıştık derdi. Yani gerçekten de çok mükemmel insanlarla tanışmış. Hepsi de Yasin-i Şerifler, Hatimler. Ondan sonra nasıl söyleyeyim? Hepsi de okudu sevgi teyzeleri için. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Onlar sevgi teyzeleri nasıl sevdiler arkadaşlar biliyor musunuz? Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Onlar sevgi teyzelerini görmeden, bir insanı görmeden sevdiler. YouTube'da video çeken kadını sevdiler. Sevgi madeni sevdiler. Yani bununla beraber bir oturmaya gitmediler. Bununla yüzde görüşmediler. Buradan ayrı sevgi teyzelerini sevdiler. Hepsi de annem derdi, sevgi teyzem derdi. Ne kadar merhametli kadınsın derdi. Çok severlerdi annemi. Hepsi de. Yani annemi görmeden hepsi de sevdiydi arkadaşlar. Böyle arkadaşlarımız. Sonumuz ne olacak onu bilemem. Yani sevgi teyzelerini o şekilde sevdiler arkadaşlar. Allah razı olsun. Aynı bu şekilde ağlama be Bülent. Gitti be arkadaşlar. Gitti. Gitti arkadaşlar. Anam ben öyle çok severdim ki arkadaşlar. Öyle çok severdim. Yanıyor ciğerim yanıyor. Şu anda çok sakinim. İlaçları kullandığım için çok sakinim arkadaşlar. Aynen. Babaannem var elhamdülillah arkadaşlar. Allah'ım onun yokluğunu göstermesin. Allah'ım onun yokluğunu hiçbir zaman göstermesin. Babaannem var. Bülent yapma evlat. Dua et annem. Vallahi arkadaşlar bütün evlatlara sesleniyorum. Annenizin kıymetini hepiniz bilin arkadaşlarım. Hepiniz annenizin kıymetini bilin. Öyle bir annenizin kıymetini bilin ki onlara öf bile demeyin. Çünkü cennet annelerin ayağının altındadır. Yani düşünebiliyor musunuz? Annem bana telefon açıp bak ben anneme diyecek insan annem bana dedi. Bülent hakkını helal et oğlum. Bana çok baktın. Emeğin çoktu bende. Ben bu dünyada senden razıydım. Rabbim de senden razı olsun. Allah işini gücünü rast götürsün. Senin gibi güzel bir evlat asla bu dünyaya asla gelmez yavrum dedi bana hastanede yatayken arkadaşlar. Annem bana dedi ki hakkını helal et dedi ama ben anneme hakkını helal et anne diyemedim. Anlayabildim mi? Öyle yürekli merhametli bir kadındı ki kimsenin yaptığını da unutmazdı. Kimsenin iyiliğini de unutmazdı. Kimsenin düşmanlığını da unutmazdı arkadaşlar. Düşmanına bile iyi davranan bir kadındı. Bildiği halde herkesi bildiği halde yine iyi davranan bir kadındı benim annem. Anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden benim annem böyleydi. Ben anneme hakkını helal et diyemedim ama o beni arayıp da hakkını helal et oğlum dedi. Bana çok baktın, emeğin çoktu bende dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir evlat annesine diyecekken bir anne evladına diyor hakkını helal et diye. Bu dünyadayız işte arkadaşlar. Bu dünyadayız. Bu dünyadayız. Yani bu dünyadayız. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun güzel mesajınız için.
Biraz o mesajınızı okuyorum arkadaşlar. Videoların altına ne mesaj yazıyorsunuz ya. Okuyorum. Biraz kendim böyle hafifliyorum. Allah bin kere razı olsun o güzel mesajlarınız için. O güzel mesajınız için Rabbim ne muradınız varsa içime bir ferahlık veriyorsunuz. O güzel mesajları gördükçe. Kimisiniz diye Bülent annene çok iyi baktın. Bülent senin gibi evlat ne gördük ne duyduk diyorsunuz. O güzel yani videoların altına yazdığınız yorumlardan Allah bin kere razı olsun hepinizden. Rabbim ne muradınız varsa versin. He, bakın arkadaşlar. Ben şuradan arada söylüyorum. Kesinlikle annenizi öf demeyin. Bakın çok üzülüyorum ben. Ben çok üzülüyorum. Yemin ederim anasına, babasına bakmayan insan olsa, ondan sonra kapı dışarı atan insan olursa, anne olursa, yemin ederim kendi annem gibi bakarım. Muhakkak yanıma gelsin. Ben ne yersem onu yesin. Ben bakarım arkadaşlar. Bak 7 kat el olmanıza rağmen yemin ederim yine bakarım. Ben çünkü merhametliyim. Ben vicdanlıyım arkadaşlar. Çünkü yani nasıl denir? Ben bilmiyorum. Rabbim bana böyle bir merhametlik vermiş. Ben de bilmiyorum. Çünkü Rabbimden geliyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ben de bilmiyorum yani. Ben çok merhametliyim de arkadaşlar. Ben ağlayanla ağlarım, gülenle gülerim. Ben öyle bir insanımdır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bazen anneme böyle seslenirdim. Ondan sonra duymazdı. Anne şunu derdim. Annem de çok alıngan bir insandı. İnsanın en çok sevdiği insan alınırmış derler ya arkadaşlar. Gerçekten de öyleydi. Annem bir dedin iki etmezdim. İki dedeni dört etmezdim arkadaşlar. Ah anam vadesi bu kadarmış. Vadesi bu kadarmış. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar dışarıdayım. Ondan sonra gördünüz şöyle göstereyim. En dışarıdayım arkadaşlar. Ondan sonra görüyorsunuz. Ondan sonra Kamarya'da oturuyorum ve şu anda çok üşüdüm. Ondan sonra eve gireyim kollarım da kısa kollu. Allah bin kere razı olsun. Hepiniz siz benim annemsiniz, bacımsınız, kardeşimsiniz. Bunu böyle bilin arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Analarım, bacılarım, kardeşlerim. Lütfen kendinize dikkat edin. Bu hastalık illetinden Allah rızası için dikkat edin. Evden dışarı çıkmayın. Ne olursunuz arkadaşlarım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin. Allah'ıma emanet ediyorum hepiniz. Görüşmek üzere. Kastamonu Evliyalar Diyarı'ndan. Hepinize selam olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Böyle ara sıra canlı yayınlar açarım. Kusuruma bakmayın değil mi arkadaşlarım? Hoşça kalın. Çünkü içim yanıyor, yüreğim yanıyor arkadaşlarım. Yürek yangını var. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Beni dualarınız içine katın arkadaşlarım. Ne olursunuz. Rabbim Bülent'e ferahlık verin deyin. Rabbim deyin. Allah rızası için dualarınıza katın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.